diyor ki kimse kimsenin kanını üstü görmesin. Eğer ki Hanefi mezhebindeysen kan necistir. Kimin üstü olursa olsun altında namaz kılamazsın. Allah muhafaza üstü değilsin. Eyvallah. Allah ona selamet versin inşallah, uzun ömür versin. İhsan Hoca iyi bir insan, iyi bir tespit. Çok güzel. Dolayısıyla buradan biz bugün umreye giden, hacca giden kardeşlerimizin büyük bir bölümü geldiği zaman oradaki insanları hafif alıyor. Bangladeşliler var, ondan sonra İndiyalılar, Hindistanlılar var. Yani kendine göre işte bir şeyini beğenmiyor. Halbuki onların hepsi Allah'ın evinin misafiri, bir aşkla oraya kadar gelmişler, bir imanları var. Eksiklikleri varsa, zayıflıkları varsa sen o zayıflığı ne yapmak zorundasın? Tamamlamak zorundasın. Kısacası bu maskaraya almak, sözü uzatmak da istemiyorum, İttihadı iptal eden, yani ne demek? Birlikteliği ve beraberliği iptal eden, müminlerin kardeşlik hukukunu iptal eden çok önemli maddelerden birisidir. Ve ciddi manada bu anlamda tedaviye ihtiyacımız var. Mesela bizim oralarda Balıkesir mutlakasında adama derler, mesela Bursa'da da vardır bu Keres tarafının insan, dağlı derler. Kendince bir hafife alma vardır. Dursun Bey tarafının mesela hakeza dağlıdır. Nedir? Kendince. Şimdi bu şehirli olan insan işte ticaret yaparken onu biraz hafife alır. Bunlar hep mümin toplumun kardeşlik ilkesini zedeleyen şeyler ki kaldı ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan efendim Allah-u Alem hatırında kalan Sad bin Ebi Vakkas'ındır. Bilal Habeşi ile ilgili ey siyah kadının oğlu cümlesi vardır. Allah Resulü efendim? Ebu Zer, Allahu Alem. Evet, onlardan birisi, işin sonucu şu, Allah Resulü neredeyse yüzüne bakmıyor. Ta ki o da gidiyor, Bilal'in ayağını alıyor, ensesine koyuyor. Bilal beni affettiğini söylemedikçe ben buradan kalkmayacağım. Niye? Çünkü çok büyük bir noksanlık ve eksiklik. Çok büyük bir noksanlık. Müminler bu anlamda terbiye edilmişler. Bu ayet ininceye kadar bu olaylar vuku bulmuş ama bu ayet-i kerime işte son olarak müminlere olgun bir İslam toplumunda tekrar bu yollar açılırsa Müslümanlar birbirlerinden razı olmayan, darılan birbirlerine, birbirlerini küçük gören topluluklar olarak yeryüzünde hayat sürerler ki Allah muhafaza, bu onlar için mitiktir. Ben Bulgaristan göçmeniyim. Sadece Bulgaristan göçmenleri topluca değil, Bulgaristan'ın kendi içinde bile İşte eğri derili şöyledir derler mesela. Efendim, Cebel tarafının insanı böyledir derler. Eski Zahra şöyledir derler. Burgaz tarafı böyle. Yani karakterler karakterleri, insanlar insanları beğenmez. Neredeyse bazen öyle bir noktaya gelir ki kız alıp vermeyecek sanki böyle. O kadar peşin hüküm, o kadar net bir şey. Bu tabii aynı zamanda neye yansır? Dile yansır. Ticarete yansır ve alay faslı başlar ki Allah Celle Celaluhu bizi bundan muhafaza etsin. Sure-i Celile'yi bir daha hatırlatayım. Hicretin 9. senesi inmiş. Allah Resulü başlarında, müminler Hicaz Yarımadası'nın tamamına yakınına neredeyse hakim olmuşlar. Gassan Melikliğine boyun eğdirmişler. Tebük Seferi'ne çıkılma noktasında Roma İmparatorluğu'nun Doğu Roma'nın yani Bizans'ın hakkından Mute'de neredeyse gelinecekmiş, sayı çok olduğu için başarılı olan, yani İslam toplumunun güçlü olduğu zamanda Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri buna dile getiriyor. Bu niye böyle? Muhammed Ebu Zehra'nın meslekler tarihidir Allahu Alem, okursanız orada İmam-ı Azam, özür dilerim, İmam-ı Azam eserini okursanız daha girişte, başlangıçta Abbasi halifesi soruyor. Diyor ki İşte Irak'ın alimi kim? Falanlardandır. Kimlerdendir? İşte Arap olmayanlardan. Yani yabancılardan. Peki Mısır'ın alimi kim falan? Kimlerden? İşte yabancılardan. Medine'nin alimi kim falanlardan? Kimlerden? Yok özür dilerim. Bir tek Medine kalıyor. Sayıyor. Medine'nin alimi Araplardan değildi. Aşağı yukarı 8-10 tane diyor. Neredeyse çatlıyordum. Onu da yabancılardan deseydin, yani sonradan Müslüman olmuş farklı toplulukların insanı demiş olsaydın neredeyse diyor çatlayacak.
Emevilerde böyle bir damar vardır yani yabancıya karşı. Allah muhafaza etsin. Böyle bir damar vardır. Dolayısıyla bu aynı zamanda Müslümanların arasında savaşa kadar insanları götürecek, insanları birbirleriyle dalaştıracak. Bu anlamda vay senin, sen benim izzetime niye laf ediyorsun? Büyük bir sıkıntının temelini teşkil ediyor. İkincisi, sözü biraz dediğim gibi uzatmadan yürümek istiyorum. وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri kendinizi ayıplamayın diyor. Nefislerinizi ayıplamayın. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri. Şimdi ben bir de şeyden merak ediyorum bakalım. Bizim Enver Baytan Hoca'yı biliyorsunuz değil mi? Enver Baytan Hoca burada mana olarak ne söylemiş? O biraz daha böyle tercihi farklı. Efendim? Evet ya çok güzel. Birbirinizi mesela burada ne demiş? Birbirinizi ayıplayıp da kendi kendinizi ayıplamış olmayın. Şimdi bu çok orijinal bir mana. Yani mesela müminler kardeştir dedik ya yukarıda. İnnemel mu'minune ihve. Şimdi sen mümini ayıpladığın zaman kendin de müminsin. Gene kimi ayıplıyorsun? Gene mümini. Çok yıllar öncesinden ben Balıkesir'de 1977-78-79'larda bu ayet-i kerimeyle ilgilenirken Almanya'da çalışanlar vardı, Almanya'dan gelenler. Konuşurlarken özellikle Almanlarla ilgili mangalda kül bırakmazlar işte. Onlar disiplinli, onlar temiz, onlar şöyle, onlar böyle. Biz hiçiz. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Temizliğimiz yok, insanlığımız yok, güzelimiz yok. Hala bu manada öyle bir noktaya getiriyor ki müminin kendisini kınaması. Böyle ki kardeşi olsun. Mesela işte biz şunu başaramayız. Bu bir kınamadır. Biz şunu yapamayız. Bu bir kınamadır gibi. Böyle ki kardeşini bile kınamış olsa o aynı zamanda kendisini zayıflatıyor. Kendisine güvenmiyor. Başkalarından, başkalarını kendisinden daha üstün görüyor. Yani bu manada biz mümini kafiri mümine tercih etmiş oluyoruz. Mümini tercih alanının dışına gitmiş oluyoruz ki hafazanallah bu çok ciddi bir tehlike, ciddi bir sonuç uyandırıyor ve çok uzun yıllar. Ben 1995 yılı Almanya'da rastladım. Bir televizyon kardeşimiz seyrediyordu evde. Birden bozuldu. Biz de emanetçiyiz evde. Bir kardeşimiz evine emanet vermiş. Çok telaşlandı. Televizyonunu bozdum Allah diye. Sonra bir yetkili arkadaş, elektronik mühendisi Kayseri'de Ahmet diye bir arkadaş dedi. Ya bizim bu arkadaşımız kendisini helak edecek. Şu televizyonla bir ilgilen bakalım. Nedir, ne değildir. Yani olmasa yenisi alınır, şu olur, bu olur. Ondan sonra açtı içini, elektronikçi olduğu için. Dedi ki hocam bu televizyon iki defa daha bozulmuş. Adam Almanya'da yaptığı hileye bakın. Garanti belgesi bir yıllık gibi görünmesine rağmen küçük harflerle 6 ay yazmış. Ve içindeki bazı parçalar 6 ay bir gün dayanıyor. 3. 5. gün gidiyor. Yani Türk işiyle neredeyse. Şimdi. Aslında Türk iş falan değil. Yani adam bu hilenin adamı aslında. Sonra sordum onu. Kimdir işte şu köşede? Bir tüccar ve kendisi ya Almandı ya Yahudiydi neyse. Disiplinli dediğimiz adam. Bir gün çok övüyordu bir arkadaşımız. Şöyle temizler, böyle temizler. Adamın yanında köpeği vardı bir hava alanındaydı. Geldiler böyle pırıl pırıl bal dök yala. Yanındaki köpeği hava alanının girişine bir pisledi. 50 adım sonraya bir daha pisledi. Ve şu anda Paris'te köpek pislemesine ceza vardır arkadaşlar. 100 ton Paris Belediyesi köpek pisliği atmak zorunda kaldığı için ekonomik olarak baş edemiyor. Trafik cezası gibi ceza koydu. Adamlar güya temiz. İnanın trafik cezası gibi ceza koydu. Kaldı ki Mehmet Akif Ersoy'un malum Berlin sokaklarını anlatan tabiri sabahleyin saat 10-11'e kadar evlerin duvarların dibinden yürümeyin diyor. Yolun tam ortasından yürüyün. Çünkü evlerinde adamların tuvaletleri yok. Ve ben Viyana bilmem işte Valsler şehri ışıl ışıl şöyle böyle 2007 yılı Viyana'ya misafir gittim. Özür dilerim.
2002 yılı Viyana'ya misafire gittim. Beni çocuklar Allah razı olsun rahat edeyim diye bir özel ev anahtarı verdiler. Yani aslında tek göz oda işte mutfak bölmüşler. Mutfağın içinde banyo var şu bu falan. Ben abdest tazeleyeceğim. İyi kötü ihtiyacım var. Yoldan gelmişim. Allah Allah ihtiyaç mahalli yok. Oraya baktım buraya baktım yok. Dörder katlı binalar. Çıktım kapıdan dışarı baktım. Şuraya buraya yok. Sonra indim alt katta delikanlıların yanına Ali Işıkgiller. Dedim ki ya Ali ben abdest tazeleyeceğim. Ha güldü dedi hocam bizim burada her katta bir tane tuvalet vardır. O katta da 4 tane daire var. Evlerin içinde abdesthane yok yani. Su var mı? Efendim su yoksa. Suyu sen kendin götürüyorsun. Temizler. O da ayrı bir alem. O da bir ayrı alem. Ve biz adamlar şöyle temiz, böyle temiz diyoruz ama adam şimdi şu anda biz hala velâ temizu enfusekum ayetine göre hala nefislerimizi kınıyoruz. Onlarla medeniyetimizi karşılaştırıyoruz. Bizden medeniler, bizden temizler, bizden çalışkan. Ya bir mümin gerçekten Allah Celle Celaluhu'na itaat eden bir mümin zamanını israf edebilir mi? Asla ve kata. O zaman sen mümin olarak kemalli bir mümin değilsin. İki türlü mümin vardır kardeşler. İki türlü mümin vardır. Bir kamil mümin vardır. Yani olgun mümin. İmanının gereklerini hayata yansıtan mümin. Bir de mümin vardır, zayıftır. Yani o insan imanının gereklerini hayata yansıtmaz. Çelik çöpü sağa sola atar veya çevresini kirletir neyse. Ama bu çok önemli. Bu konuda biz aslında bize Osmanlı'dan intikal etti son 150 sene kendimizi hiç beğenmedik. Jön Türklerle biz birlikte bize intikal etti bu yani yeni Türklerle birlikte. Yeni Türk anlayışıyla birlikte ki Batı'nın terbiyesidir bu ve hala böyledir. Ya bizden bilim olimpiyatlarına adam katılamaz. Bizden fezaya insan gidemez. Bizden şu olmaz, bu olmaz, olmaz. İşte Pakistan bombasını ne bileyim yaptı isterse fizikçileri çıktı. Efendim uluslararası öldüler. Olur aslında. Yani İbn Sina bugün Batılıların üniversitelerinde 1900'lere kadar El-Kanun Fettip okunmuş eserleri. Bizim İbn Rüşdü ve benzeri gibi adamlar eski Yunan düşüncesini iyi kötü anlamışlar, Batı'ya aktarmışlar. Yoksa Batı diye bir şey olmazdı. Kaldı ki İmam Gazali gibi şahsiyetlerimiz onların sakatlıklarını tenkit etmiş, kendisi daha düzgün cümleler olabilecek anlayışı ortaya koymuş. Devasa insanlarımız var, kütüphanelerinde de öyle. Kaldı ki bir de mesela Bin Temel Eser serisi içinde geçmişte, Bin Bir Temel Eser serisi içinde hatırlıyorum ben, Claude Farel gibi bir takım adamlar Osmanlı'ya gelmişler, Osmanlı'daki temizliği, adabı, adaleti, insanlığı Batı'ya ne yapmışlar? Öğretmişler. Yani şimdi düşünün ki İstanbul'dan bir cami yaptırıyor, tekke yaptırıyor, bir sokak var, sokağın temizliği, vakıf kuruyor. Vakfın vakfiyesine senede bir defa kömür tozu ve kireç tozu koyuyor. Niye? Çevredeki mikrobu kırsın, işte hastalıkları yesin, şunu yapsın, bunu yap. Yani o benim bu Bursa'da şu anda hala deli mümin diye andıkları bir abi vardı. Allah ona rahmet etsin. Bizim oradan çıkıverirdi. Şimdi oralara ne deniyor? Kurtbasan. Onun üst taraflarında Osmanlı'dan kalma kayaların üzerine. Şimdi onlar gitti ev oldu oralar hep. Kayaların üzerine su koyakları vardı böyle. Kayalara oymuşlar. Kuşlara su toplanıyor oralarda. Aziz Allah Celle Celaluhu. O arkadaş her gün daha doğru sorardım babama. Akrandı onunla. Derdi ki oğlum suların kuş yatakları var. Baharın giderdi, sonbaharın giderdi, yapraklar dolduruyor, onları temizler hayvanlara. Bunun için Bursa'da vakıf var. Kardeşlerimiz ortaya koydular. Araştırmalar var, aziz Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla mümin mümini asla kınamamalı. Kınarsa kendi nefsini kınamış olur. Kötülerse kendi nefsini kötülemiş olur. Bu çok önemli bir kaide. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ Yine aynı şekilde burada açıklamayı da koymuş Enver Baytan Rahimahullah. Ya fasık, ya kafir, ya münafık, ya kımar. Yani merkep anlamına. Yani şu bu tür sözlerle
kimse kimseye kötü bir lakap takmasın. Rahmet-i Rahman'a kavuştu mahallede. 96-97 yaşında rahmetli oldu. Bir Hacı Niyazi vardı. Allah rahmet eylesin abim. Babalarımızdan da yaşlıydı. En son vefat edildi. Uzun ömürlü oldu. Derdi insanoğlu gariptir. Adama diyorsun merkep kızıyor. Arslan diyorsun seviniyor. Adam seviniyor. Halbuki insan onların üstündedir. Yani. İnsanlık sıfatı onların üstündedir. Ama maalesef zamanla özellikle bu kötü lakap meselesi, lakap meselesi bizim aramızda. Bu da yine ya eyyühellezine emenu, ey iman edenler hitabının içinde mühim bir yer teşkil ediyor. Çok önemli bir yer. Adamın kusuru var. Diyorsun mesela hayır, Allah muhafaza. Topal diyorsun mesela. Bir öğrencim vardı ayağı aksa. 20 sene sonra köyüne gittim. Şöyle bir daha hal hatır. Mehmet'im nasılsın, iyi misin? Ne yapsın hocam Topal Mehmet, kimse adam yerine koymuyor. Çünkü delikanlıya herkes Topal diye kimse gözüne bakmamış, kimse aklına bakmamış, kimse kulağına bakmamış, kimse diline bakmamış, kimse kalemine bakmamış. Halbuki öyle insanlar var, bütün vücudu kötürüp parmağının ucuyla bilgisayarda pek çok çalışmaları gerçekleştiriyor ve görüyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah. Yapmadığım bir şey, şu ezanı bir bitirelim biz. Yanlış bir yanlış bir hakkın zararı bu. Hiç kimse bitsin. Şimdi aslında bu ayet-i kerimede can alıcı mıntıka bundan sonraki kısım. Kaç madde oldu? Alay. Bir, değil mi? Kınama. İki, ayıplama, kusurları açığa çıkarma. İki, üç, kötü lakap takma. Fakat bundan sonrası çok dehşettir. Yukarıda hatırlarsanız ya yönlediğine göre ince ekim felsikun dedi. Fısıktan söz. Fasık bir haber getirirse ona ne yapmayın? Kulak asmayın, araştırmadan. Şimdi bu üç ameli Allah Celle Celal bi'se lismul fusuk ba'de'l iman. Bu kimse mümindir diyorlar. Fakat bu üç amelden birisini işleyen fasık olduğu için bu fasıklık unvanı ne kötü. Şimdi fasıklık ne getiriyor? Yani Kur'an-ı Kerim'de fasıklık kavramı Yahudiler için kullanılmış. Kafir anlamında. Hristiyanlar için kullanılmış. Peygamberlerini dinlemeyenler anlamında. Peygamberlerin muhatapları mesela müşrikler için kullanılmış. Peygamberlerin verdiği haberlere itibar etmeyip sırt döndüklerinden dolayı. Burada da müminler için kullanıyor Allah Celle Celaluhu. Arkadaşlar ben işin küfür noktası derler ya, yani ateşi söndürecek kısmı şu kısım. Bir kimse bir kimseyi alaya aldığında sıfatı fasık olur. İmandan sonra bu ne kötüdür diyor Allah Celle Celaluhu. Bir kimse bir kimseyi herhangi biri mesela diyelim kekeme veya diyelim düzgün bir cümle kuramıyor. Veya diyelim işte bulunduğu yer şöyle veya böyle. Onu kınadı, ayıpladı. Beş para etmez adamsın diyor mesela. Ciğeri beş para etmez. Mesela diyor değil mi? Bunun bir bedeli var. Bir zamanlar bir arkadaşım, belki söyledim buradan, Simav'dan, Allah selamet versin, yaşıyor Yozgat'ta bir arkadaş. Samimi bir arkadaş. Sadece ibret olsun diye söylüyorum. Simav'da çalışıyordum o zaman. Böyle bir toplantı bir akşam 25-30 kişi. O ilçede müftülük yapan bir kardeşimiz Behçet Hoca, Allah rahmet eylesin. Sivaslı, icazetli, mücaz idi. Feraizden mücaz, alim bir zat idi. O da aralarında toplantı tertip edildi. Yani bir istişari, bir görüşme neyse. Ben de 5-10 dakika geç kaldım. Yani geciktim. Arkadaşlıkta samimiyetinden, benimle ilgili muhabbeti var. Samimiyetinden dolayı öyle durduğu yerden böyle, nerede kaldın üçkağıtçı dedi. Bu neye giriyor buradan? Lakap takma diyor. Lakaba giriyor. Kötü lakap takmıyor. Yani bana bir isim vermiş oldu. Ben de tabii meseleyi biraz kurcaladığım için Behçet Hoca'ya dedim ki Behçet Hocam sen fakir bir adamsın, fıkıhçısın. Bu arkadaştan ben
davacıyım. Şer'i mahkeme bulamayacağım ki sana müracaat ediyorum. Arkadaşlar da şahit, sen de şahitsin. Bu arkadaşımız bana üçkağıtçı dedi. Aramızı hallu fasledi. Behçet Hoca dedi ki, bakılır. Eğer sende üçkağıtçılık diye insanları aldatan bir hal varsa senin ıslah edilmen gerekir. Eğer sende böyle bir hal yoksa bunu söyleyen arkadaşa şeriat 36 değnek cezası veriyor meydanda. Kimliği yok etmekten dolayı. Yani sağlam kimlikli bir adamı sen kimliksiz bırakıyorsun. Orada duyan birisi yarın gider bir ticarethanede. O der ki ben falanla ticaret edeyim ya ben falanı duydum onunla ilgili ne diyordum? Üç kağıtçı. O da der ki hadi alışveriş yapmıyorum. Adamın ticaretini bitiriyorsun. Yani bu anlamda kullanılan kelimeler şimdi bu fasıklık kelimesini bir daha tamamlayan bir tabirle bitirelim bir önce. Sonra çok önemsiyorum. Yani bunun üzerinde çok durdum geçti. Şu anda belki o kadar uzun vakit olmadığı için çok detaylandıramayacağım ama çok böyle acı bir sonuç getiriyor. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ Şimdi bir insan fasık olursa ne demek yani? Bir adam bir adamla alay etti. Veya ne demek? Adamı ayıpladı. Veya ne demek? Hadi ya gerizekalı, hadi ya ahmak. Kardeşler arasında oluyor bu. Çocuklarımızda görüyoruz. Aptal diyor. Bitti. Bitti. O kadar dehşet bir hüküm ki bu. Ya eyyühellezine amenu. Ayet-i kerime. La telmizu enfusekum. Ayeti atlayarak konuşursun. Sen ne diyorsun? Aptal. Niye? Neye dayanarak söylüyorsun? Nasıl söylersin bunu? Ve bu düşmanlık doğuruyor, itimatsızlık doğuruyor, yardımlaşmayı iptal ediyor, müminin toplum olma özelliğini iptal ediyor. O yüzden korkunç bir sıfat ekliyor Allah Celle Celaluhu. Bunu yapan kimseye fasık diyor. Arkasından da diyor ki, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ Her tür suçun bedeli nedir? Tevbe. Yani bir insan bir yanlış yaparsa ne yapmak zorunda? Bir daha o yanlışa dönmemek üzere tevbe etmek zorunda. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ Kim tevbe etmezse, Rabbi Zülcelal diyor, فَاُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Tevbe etmeyen kimseler, zalimlerin ta kendileridir. Şimdi ben geldiğim nokta şu, Allah Celle Celaluhu zalimleri sever mi? Ayet var. Allah zalimleri sevmez. Peki zalimlere Allah Celle Celaluhu hidayet eder mi? Ayet var. Allah Celle Celaluhu zalime hidayet etmez. Yani anlatırsın anlamaz. Söylersin dinlemez. Gel birlikte olalım dersin ortaklık olmaz. Yani bu çerçeve içinde işin sırrı tevbe etmemişse bir kimse alaya almaktan, ayıplamaktan, kınamaktan, lakap takmaktan dolayı zalim hükmünü alır. Zalim hükmünü Kur'an-ı Kerim'de Allah kafire vermiş, müşrike vermiş, efendim günahkara vermiş ve mutlaka tevbeyi gerektirir. Ve yukarıda söylediğimiz o ayet-i kerimeye binaen de birisiyle alay eden insanın şahitliği kabul edilmez. Çünkü fasıkın şahitliğini kabul edemezsin. Anne, baba. Evet. Evlatlarına aynı kelimeleri kullanacak. Çok dün yani bu hocam oluyor. Bu kökünden halledilmeli. O yüzden bize gelirler bazen. Hocam şu iki arkadaş, şu iki tabii aile içinde geçerli, karı koca arasında geçerli, anne baba arasında, anne oğul arasında, anne gelin arasında. Şimdi bize gelirler hocam, şu hanımla şu beyefendi evlenmişler, geçinemiyorlar. Aralarını bulur musunuz? Bizim yaptığımız ilk şey nedir biliyor musunuz? Güzel bir abdest alın. İki rekat namaz kılın. Sonra oturun. Gelin yanımıza bir söyleyelim, siz söyleyin. Yahu oturun. Ya Rabbi geçmişimden tövbe ediyorum, bir daha günahıma dönmeyeceğim, bir tövbe edin. Tövbe edilmezse kalp yumuşamaz. Tövbe edilmezse düşmanlıklar erimez. Bugün dost olmayan insan, bugün ben onu bunu bilmem, siyasal alanda da böyle. Herkes oturacak önce bir tövbe edecek. Geçmişini silecek. Sonra bir daha fasık olmamak üzere.
hiçbir siyasi topluluk bir başka siyasi topluluğu araya almayacak. Hafife almayacak. Lakap takmayacak. Biz 1970'lerden geliyoruz, 69'lardan. Özellikle o dönemlerde. Yani şu anda Erbakan hareketinin içinde olanlar başkalarına da yapıyor olabilirler. Özellikle o dönemlerde müşriklerin, hatırlayınız, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı aldıkları tavırların en başında ne gelir? Alaya almak. İşkenceden önce o gelir. Alaya almak. Çünkü alaya almak bir insanı insan yerine koymamaktır. Adam yerine koymamaktır. Bunun ilacını ayet-i kerime veriyor. Bugün bu toplumun ıslah olmasını istiyorsak şayet, özellikle hocam siz imamlık yapıyorsunuz. Biz kürsülerde konuşuyoruz. Bu topluma tevbenin ne olduğunu adam gibi anlatmamız lazım. Sen yerleri gökleri yaratan bir ilahın huzurunda onun istediği şartlarda temiz olmak zorundasın. Senin istediğin şartlarda değil. Ben iyiyim demekle iyi olunmuyor. Veyahut sen onun istediği şartlarda iyi olmak zorundasın. Seni sevenlerin istediği şartlarda iyi olman yeterli değil. Seni sevenler sana iyi diyebilirler. 50 kere iyi diyebilirler. Ama Allah Celle Celaluhu iyi dememişse senin işin bitiyor. Ve burada da Rabbi Zülcelal diyor ki, şimdi bunu yemin Timurtaş Uçar olsaydı bunu şöyle söylerdi. Vallahi de billahi de bir adamla bir adam alay ederse o adam fasıktır, tevbe etmezse zalimdir. Zalimi Allah sevmez, cehenneme atar. Timurtaş'ın üslubu buydu. Böyle söylerdi, Allah ona rahmet eylesin. Ve doğru söylerdi. Ve doğru söylerdi. O yüzden biz kendimizi ve kardeşlerimizi ve çocuklarımızı, annelerimizi, babalarımızı, yani biz zannediyoruz ki böyle kafirler ve müşrikler Allah katında kötü. Biz nasıl olsa, ben şunu geçmişte çok söylüyordum böyle. Efendim, cami gölgesinde doğmak, minare gölgesinde çelik çomak oynamak, adı Ahmet, soyadı işte baba adı Mustafa, anne adı Meryem olmak ve selvi gölgesinde yatmak insanı cennete götürmeye yeterli değil. Bu remizler adamı kurtarmaz. Rumuzlar adamı kurtarmaz. Geçen akşam eve geldim. Aşağı yukarı işte 3-4 akşam bir misafir gelmiş. Allah razı olsun. Tabii iyi niyetle yapmışlar. Baktım 3 tane böyle Yasin. Dedim ki çocuklara bu neyin nesi? Dediler ki ya bu arkadaşın işte hanımefendi, beyefendi neyse anneleri vefat etmiş. Hayırlarına Yasin dağıtıyorlar. Hayırlarına Yasin dağıtıyorlar. Gerçekten de vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Ona has konuşmuyorum. Ona özel konuşmuyorum. Vefat edeni kastediyorum. Şimdi bu Yasinlerden 1 milyon dağıtsak, 1 milyon insan bu kimse için Yasin okusa, ama o kimse ömür boyu birileriyle alay etse ve hiç tevbe etmese, bu 1 milyon Yasin onu kurtarır mı? Su aşağı geçmiyor, beton var. Beton var, doğru. Su aşağı geçmiyor. Kurtarmaz. Ameller çok önemli. Ben burada bulunan kardeşlerimize o yüzden kimseyi kınamamamızı, kimseye kötü lakap takmamamızı, kimseyle alay etmememizi nefsimle dair tavsiye ederken, onun bedeli olan fasıklıktan korunmak için acilen tevbeye davet ediyor. Bu geceden tezi yok. Eve gidiyoruz, namazlarımızı kılacağız. Acilen tevbeye davet ediyorum. Çünkü Resulullah Aleyhisselam tevbe etmiş, Hazreti Ebubekir tevbe etmiş, Adem Aleyhisselam tevbe ettiği için şeytan olmamış, Nuh Aleyhisselam tevbe etmiş, Yunus Aleyhisselam tevbe etmiş, balığın karnında tekrar izzetine kavuşmuş.